Merhaba arkadaşlar, bütün işçi, emekçi, çorlu halkına, kadın arkadaşlarımıza, hanımlara, hanım arkadaşlarımıza da hepinize hoş geldiniz. Burada sizinle beraber bulunup Türkiye'nin ve dünyanın durumunu konuşmak çok benim için, bizim için, Devrimci İşçi Partisi için mutluluk verici bir şey. Çünkü Devrimci İşçi Partisi, işçi sınıfının Türkiye'de, esas kördüğümü çözecek Devrimci İşçi Partisi rica ederim. Türkiye'de bu büyük sarsıntılar içinde kördüğümü çözecek esas gücün işçi sınıfı olduğuna sarsılmaz bir inançla çalışan bir partidir. Bu adında ifadesini buluyor devrimci bir işçi partisini inşa etmek üzere genç bir parti olarak adım adım işçi havzalarında örgütlenerek ilerlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Çorlu gibi Türkiye'nin en önemli, en hızla büyüyen işçi sınıfının bir arada çalıştığı ve yaşadığı bir havzada, bir bölgede çalışma yapmak, sizlerle iletişime geçmek, Bizim için son derece önemli. Bu yüzden bugün sayımız az olabilir ama hep böyle başlar çalışmalar. Sonunda çok daha büyük kitlelere hitap edebileceğimiz bir duruma gelmek üzere çabamızı sürdüreceğiz. Şimdi bugün e, Onur Yoldaşım, Devrimci İşçi Partisi Genel Başkanı Sungur Savran, Sungur Yoldaşım dedi ben ikincisini alayım birincisini almayayım. biz de başkan başkan bunlar önemli şeyler değil ben partinin sözcüsüyüm sadece tabii ki diğer yönetici arkadaşlarla beraber bir demokrasi içinde verilen kararların ifadesini sunuyoruz biz bizim yaptığımız budur şimdi bugün yapmak istediğimiz ya şey, dedi ki pardon biz tabii ki bu toplantıyı Kobaniden kaynaklanan ve bütün Türkiye'yi sarsan büyük olaylardan önce Planlamıştık. Dolayısıyla onlara özgül olarak yer vermedik başlıkta filan. Fakat arkadaşlar, birazdan göreceğiz ki sarsıntı içinde bir dünyada Türkiye'nin çıkar yolu başlığı doğrudan doğruya bu işlerle ilgilidir. Kobani'deki önce şöyle başlayalım. Türkiye'deki büyük sarsıntı son günlerde yaşananlar, onun nedeni olan Kobani. Ve Orta Doğu aslında dünya durumuyla doğrudan doğruya ilgilidir. Çok özel bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin yolunu bu özel dönemin koşullarına uygun bir şekilde aramak olmalıdır derdimiz. Kendi küçük köşemizde, Çorlu'muzda, Türkiye'de olanları dünya çapında olanlardan soyutlayabilecek, kenara bırakabilecek onları, dünya çapında olanları unutarak Ele almaya almamıza durum müsait değil. Gerçekten dünya sarsılıyor, birazdan göreceğiz ve buna işçi sınıfı, uluslararası bir sınıf olarak, bütün dünyada çıkarları ortak bir sınıf olarak işçi sınıfı beraberce cevap getirmek zorunda. Aksi takdirde dünya bölüne, bölüne, birbiriyle savaşa, savaşa kan dökecek ve sonumuz hepimizin kötü olacak. Sınıf birleştirebilir ancak. Onun için biz diyoruz işçi sınıfı politikası çıkar yoldur diye hem Türkiye'de hem dünyada. Bu bir girişti. Biz açıkça koyuyorum bazı arkadaşlarımız için belki deyim bile yeni olabilir. Enternasyonalist bir partiyiz. Bu ne demektir? Enternasyonal hepinizin bildiği gibi uluslararası demek. Biz proletaryanın, işçi sınıfının ortak çıkarları olduğuna inandığımız için bütün çevremizdeki ülkeler ve dünyanın başka ülkelerinin işçi sınıfı ile Türkiye'nin ister Türk ister Kürt ister Alevi ister Sünni bütün işçilerinin çıkarlarının ortak olduğunu düşündüğümüz için dünya çapında önce bölge sonra dünya çapında ortak bir çözüm arayışı içindeyiz. Bu yüzden de uluslararası alanda da bir dünya partisi geliştirmek için mücadele ediyoruz. Bütün bu başlığın aslında bizim bir bakıma dolayısıyla politikamızı özetlediğini söyleyebiliriz. Türkiye'de çıkar yol, dünyada çıkar yol işçi sınıfının politikaya girmesi ve ipleri eline almasıdır. Sonunda bir işçi iktidarıdır. Elbette diğer izlenlerle beraber. Şimdi arkadaşlar esas konuya şöyle girebiliriz. Türkiye'de son Dört gündür, beş 5 gündür, altı 5, gün oldu artık. Evet, salı günü başladı. Büyük bir sarsıntı yaşanıyor. Toz duman içinde ortalık. Yalan diz boyu. Sanki bazı yerlerde birdenbire Kürt gençleri sokağa çıkıyor, sağa sola ateş etmeye başlıyor. Ellerinde silahlarla. Öyle yalan söylüyorlar. Bakın, toz dumanın arasından görünüyor. Ben size... Bizim yani sosyalist devrimci cenahtan değil Cumhuriyet Halk Partisinin bölge il başkanlarından Şanlıurfa'dan, Gazi Antep'ten, Diyarbakır'dan, Mardin'den, Erzurum'dan ve diğer bölge illerinden gelen il başkanlarının propaganda amacıyla da değil kendi parti merkezleriyle yaptıkları görüşme sırasında genel başkanlarına verdikleri raporu rapordan bir şey bilgi aktaracağım. Bu Cumhuriyet Gazetesi'ne yansıdı. İyi gazetecilik yapmışlar. Zaten Cumhuriyet Gazetesi CHP'yle nispeten yakın. Haber dışarı sızmış. Bölge il başkanları 10 tane il başkanı. Diyorlar ki bir demokratik bir dizi tepkiyle başladı olaylar. Fakat polis o derece sert davranıp kurşunla insan öldürmeye başladı ki işler zımanadan çıktı. Arkadaşlar biz Gezi'yi yaşadık bu tarafta. Gezi'yi yaşadığımız zaman... 6 ay içinde toplam 10-12 tane şey, şehidimiz oldu ve bunlar bizim için son derece aziz insanlardır, ölülerimiz ve çok önemli olaylardır. Orada 5-6 gün içinde şimdiden 35 ölü var. Dolayısıyla bir kere polisin başlangıçta nasıl tavır aldığını düşünmeden orada ne oluyor diye soramazsınız. İki, belki daha bile önemlisi diyorlar ki il başkanları vaktiyle Hizbullah adını taşıyan Hüdapar adlı partiyi devlet kışkırtıyor Kürt hareketine karşı. Kürtler arası iç savaş çıkartmaya yöneliyor. Arkadaşlar Diyarbakır'da nasıl oldu olay biliyor musunuz? Halk biliyorsunuz Diyarbakır'da Kürt hareketi çok güçlü. Halk tepkisini gösteriyor. Suruç'un akrabaları IŞİD denen katiller çetesinin katliamından geçeceği için İnsanlar akrabalarını filan koruyorlar. Bütün Kürt halkı ayakta. Bundan daha meşru ne olabilir? Birazdan konuşacağız. Halk sokağa çıkıyor. Protesto yapıyor. O protestoya damlardan silahlarla ateş ediyorlar. Şimdi o olay olduktan sonra toplanmış halka damlardan hatta bir anlatıma göre bu başka bir kaynaktan CHP'liler değil bir minibüs geliyor silahlarla çıkıyorlar ve ateş ediyorlar. Şimdi böyle böyle yapan bir güç karşınızda varsa gençliğin mesela zıvanadan çıkmasından daha normal ne olabilir? Üstelik de çok güçlü bir kitle hareketi var. Niye sussunlar? Haklarını savunuyorlar. Dolayısıyla o arada efendim Atatürk heykelleri, büstler, şunlar bunlar diye anlatılıyor. Bunların bir kısmının provokasyon olmadığı ne malum. Birkaç genç yapmış olsa bile bütün bir halk bu yüzden yerden yere vurulur mu? Atatürk'ü seversiniz, bayrağı önemsersiniz. Bunları bir halkın simgesi olarak kabul edersiniz. Tabii ki yapmazsınız. Ama 3-5 genç veya provokatör bunu yaptı diye bütün bir hareket yargılanır mı? Olmaz böyle bir şey. Kürtler şimdi gireceğiz meseleye bir içleri yandığı için bir protesto yapıyorlar. Çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyalar. Çünkü başladı insanlar ölmeye. İnsanları ölüler biliyor bile Kobani'den. Dolayısıyla askerler yani YPG'nin savunma güçleri orada ölüyorlar. Dolayısıyla buraya gönderiliyorlar vesaire. Dolayısıyla başladı bile ölü ama çok daha büyük bir katliam olması söz konusu. Dolayısıyla işleri yanıyor. Yani aslında ortada polisin zaten bizim bu tarafta geziden tanıdığımız gaddarlığı var. Hüdapar'ın Eski Hizbullah'ın yaptığı gibi tam bir iç savaş örgütü, katiller örgütü olarak halka saldırması var. Ve hükümetinde hükümet gibi değil, çete başkanı gibi konuşması var. İçişleri Bakanı ne dedi arkadaşlar? İyi düşünün. Şiddet misliyle karşını bulur dedi. Efendim, efendim. Bu adam kimi yönetiyor? Polis yönetiyor. Polis cezalandırma örgütü müdür arkadaşlar? Bir düşünün. Mahkeme diye bir şey var. Nasıl şiddet uygularsın sen? Durduracaksın sokağa. O kadar. Başbakanı çıktı. Aradaki atlıyorum. Cumhurbaşkanı. Eski başbakan. Şimdi bir tane Cumhurbaşkanı yaveri var biliyorsunuz. Adı Ahmet Davutoğlu. Onu geçiyorum. Cumhurbaşkanının kendisine geliyorum. Esas iktidar orada. O diyor ki polise ateş ettiler diyor. Bingöl'de biliyorsunuz polisler öldürüldü. Ateş ettiler. Öldürdüler. İki saat sonra cezalandırdık diyor. Açın yasaları böyle bir şey yok. Kimse infaz, ceza, yargısız infaz edemez kimseyi. İdris Baluken HDP'nin grup başkan vekili soruyor. 10 kilometrelik yol. 20 kilometrelik yol 10 dakikada gidilir diyor. Niye 2 saat sonra orada bir araba öldürüldü? Ne malum onların katil olduğu? Neden mahkemeler var arkadaşlar? Çünkü yargılanıp ondan sonra suçlu olduğu görülünce ceza var. İdamda yok Türkiye'de. Ne demek cezalandır? Durdurmaya çalıştık, durduramadık. Tutuklayamadık, dolayısıyla ölüm oldu dersin başka bir şey. Cezalandırdık diyor. Böyle hükümetle her şey olur. Türkiye'yi mahvediyorlar gözümüzün önünde. Daha önceki örneklerin yanı sıra bu da var. Birazdan toptan geleceğiz. Arkadaşlar, hani şu Rusların Matruşkaları var yani. Açıyorsunuz. Ruslarla artık çok iç içe için herkes biliyor az çok. Yani son 20 yıldır çok Rus geldi memleketimize. Matruşka, hani bebeği açıyorsunuz içinden bir bebek daha çıkıyor. Açıyorsunuz bir bebek daha çıkıyor. Böyle gidiyor. Bu da öyle aslında. Bakın Türkiye'de biz bir olay yaşıyoruz. Arkasında neler var? Bir perdeleri kaldıralım. Perde benzetmesini yapalım matruşkalar gibi. Birinci perdeyi kaldırdığınız zaman tabii ki Türkiye'de yaşanan olayların arkasında IŞİD var. Şimdi eğer IŞİD Kobani'ye böyle gelip tehdit etmese bu olaylar olmayacak. Bunlar tamamen dediğim gibi halkın kendi kardeşleriyle, akrabalarıyla, kendi halkından insanlarla dayanışma çabası içinde ortaya çıkan olaylar. Onlara verilen son derece kötü tepkiler dolayısıyla ortaya çıkan olaylar. Şimdi IŞİD denen örgütün Ali kesen baş, Ali kıran baş kesen bir örgüt olduğu bütün dünya basınının ve Türkiye basınının anlattığı ile zaten kanıtlanmıştır. Da iki de bir baş kesiyor, onları da videoya koyuyor, şey internetten seyredebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu örgütün nasıl bir örgüt olduğunu anlamak için kahin olmaya ya da herhangi bir tanığa falan lüzum yok. Görünen köy kılavuz istemez derler bizde. Dolayısıyla bu örgütün Kobani'ye gelip Kobani'yi ele geçirmesi halinde insanların bir bölümünün kurşuna dizileceği, bir bölümünün belki başının kesileceği, kadınların cariye diye pazara çıkarılacağı, yok kuvvete yok bilmem nereye, şeyhlerin memleketlerine gönderilip satılacakları. Bunların hepsini basın yazıyor arkadaşlar. Bunlar yani istihbarat örgütü olmaya lüzum yok. Oralarda yazıyor zaten. Böyle bir örgütle karşı karşıyayken tabii ki bir sınırın ayırdığı bir tarafta bir akraba, bir tarafta bir akraba yaşayan bir halk Elbette tepki gösterir. Peki nereden çıktı IŞİD? Yani içi yanan insanlar bir insanlık adına hepimizin için yanması lazım. Sadece köklerin değil. O yüzden de batıda bu meseleyi yani bizim bu tarafta, bu coğrafyada, bu tarafa doğru geldiğimiz zaman memlekette burada bu meseleye tepki gösterenler, bugün akşamüstü Çorlu'da da böyle bir eylem yapılacak dayanışma eylemi gösterenler bir insanlık görevini bir enternasyonalizm görevini, dayanışma görevini e, göstermiş oluyorlar gayet doğru bir tepkiyle. Şimdi IŞİD nereden çıktı? Arkadaşlar çok büyük bir olay. Sınırlar parçalanıyor. Uluslararası devletler sistemi sarsılıyor. Irak'la Suriye arasındaki sınırı kaldırdı. Ben yeniden başka bir tür o düzen kuracağım diyor. Ve henüz bakın aylar oldu. Henüz yeniden kıpırdatamadılar belki bir süre sonra kıpırdatacaklar. Amerikan bir koalisyon kurdu, geldi bombalıyor filan falan ama pek bir şey olmuyor. Yani ortada çok önemli bir olay yaşanıyor. Onu iyi anlamamız lazım. Bambaşka bir düzenin burada Orta Doğu'da tohumlarını görüyoruz. Orta Doğu Ta İran'ın sınırından yani Irak'ın doğusundan bir ara biliyorsunuz İsrail de Gazze'ye kadar Gazze'ye saldırdı. Büyük bir katliam işte yaptı. Binaları yıktı vesaire. Siyonist İsrail Afrika'nın kuzey doğusuna kadar Orta Doğu sarsılıyor. Düzen alt olmuş durumda. Şimdi bunun arkasında ne var? Bir perde daha kaldıralım. Niye bu şimdi ortaya çıktı? Nasıl oluyor devlet sınırları? Hiç henüz bundan diyelim 6 ay önce adını kimsenin bilmediği bir örgüt tarafından ortadan kaldırılabiliyor. İki ülkeyi değil sadece bütün Orta Doğu'yu birleştirip devlet kuracağım diye halifelini ilan eden, kendi kendine halife ilan eden bir adam bu bölgeyi yönetiyor. Bekir el, Bekir el Bağdadi biliyorsunuz kendi halifeliğini ilan etti. Şimdi kimsenin kabul etmediği bir halife nasıl bakalım ne yapacak? Şimdi bunun arkasında ne yatıyor? Bunun arkasında bölgenin bazı güçlerinin izlediği politikalar yatıyor. Yani bu IŞİD'in nereden çıktığını sorduğunuz zaman aslında cevabı açık ama iyi anlamak lazım. Bu kadar korkunç bir örgütü kim çıkarttı orada? Nasıl hemen hemen yokluktan Irak Savaşı sırasında bir ön biçimi var bunun ama sonradan şey oluyor yenilgiye uğruyor ve dolayısıyla çok zor durumda bir örgüt. Şimdi birdenbire koskoca bir bölgeyi Rakka'dan Musul'a kadar yönetiyoruz. Suriye bir kısım, Irak bir kısım. Arkadaşlar burada Orta Doğu'da başta Hafız Esad olmak üzere Lübnan'da Hizbullah, Irak'ta Şiiler ve İran Şii rejimi bunlara karşı bir mezhep savaşını stratejik bir hat gibi benimseyen yani kısacası bunu günlük dilde söyleyelim. Bir mezhep savaşını kışkırtan bir politika var. IŞİD değil sadece. Bir dizi devlet bu politikayı izliyor. Bunların arasında hepimizin gayet iyi bildiği korkunç gerici Vahhabi Suudi Arabistan veya İhvan-ı Müslümin denen İhvan örgütü bu Müslüman kardeşler diye de biliniyor. Onun destekçisi Katar çok önemli bir rol oynuyorlar. Ama bir tane daha aktör var arkadaşlar. Türkiye'deki AKP hükümeti ve Tayyip Erdoğan. 3 senedir 2011'in sonundan bu yana tam bir mezhep fitneciliği gidiyor bu hükümet. Ve bu tabi Türkiye'ye yansıyor. Alevileri çünkü bir Sünni-Şii savaşı Türkiye'de Alevileri tabi bir ...nefsi müdafaa durumuna düşürür. Onlar da bir azınlık. Aynen Beşer Esad gibi... onlar gibi, ...onun etrafındaki bazı... Suriye rejimi bir Alevi rejim falan değildir arkadaşlar. En büyük destekçileri Sünni kapitalistlerdir. Bu yani isim isim verebilirim aileleri size. Dolayısıyla öyle değil. Ama Beşer Esad'ın kendisi Alevi. Doğru. Alevileri bir azınlık olarak da koruyor. Hristiyanları da koruyor vesaire. Yani bir ezilmelerine karşı. Ama... Beşer Esad'ın hükümeti kapitalist baskıcı bir hükümettir. Ona destekten söylemiyorum. Böyle bir şey yok. Hiçbir siyasi desteğimiz yok. Önemli olan şudur. Bir sünni şii savaşıyla dışarıdan bir ülkenin hükümetini düşüremezsiniz. Bu gericiliktir. Ve bütün ortayı savaracak, Orta Doğu'yu saracak bir ateş yakıyorsunuz demektir. Hepimiz yanarız bu ateşte. Yıllardır bu politika sürdürülüyor. Tayyip Erdoğan hükümetinin dış politikasının ekseni, ana ekseni Orta Doğu üzerinde bir Şii-Sünni savaşıyla, Sünni-Şii savaşıyla hakimiyet kurmaktır. Suriye'yi fethedecek beyefendi, orada namaz kılacak ve dönecek ben sizin hepinizin önderiyim diyecek. Şimdi ona reis diyorlar duyuyor musunuz? Cumhur reisi yerine reis dedikleri oluyor. Gazetelerinde filan da yazıyor. O Orta Doğu'nun şefiyim demektir. Bundan önceki reis Duymuşsunuzdur Mısır'ın Nasır'ıydı. Bütün Arap dünyası bayılırdı. O reis gelmesin onun için seviyorlar. O reisti ben reyin reisim demek istiyor. Orta Doğu'nun yeni reisi olacak. Bunu nasıl yapacak? Bir Şünni Şii savaşıyla bütün Orta Doğu'yu sarar. Kolay mı arkadaşlar? 75 milyonluk İran var orada. 2000 yıllık devletin geleneğini taşıyan son derece güçlü bir devlet. Petrolün üzerinde. Muazzam tarihi, diplomatik, kültürel gelişkinliği olan bir devlet. Kolay mı yenmek? Ateş demektir, alev demektir. Bir önceki deneyi söyleyelim. Saddam'ı Amerika kışkırttı İran'a karşı. 80'li yıllarda 9 yıl savaştılar. 1 milyon insan öldü iki tarafta. Buyurun. Mezbahaya buyurun. 1 milyon insan. İki tarafta birbirini yenemedi üstelik. Amerika'nın desteğine rağmen, İngiltere'nin, Almanya'nın, İsveç'in desteğine rağmen, gaz atmasına rağmen Saddam yenemedi İran, Irak, İran'ı. Dolayısıyla İş kolay değil ve demektir ki bu, bu katliam bütün Orta Doğu çapında. Bunların hepsini bilmeden biz Türkiye'de hiçbir şey yapamayız. Geliyor içeri doğru. Arkadaşlar kapılarınızı falan kapatıyorsunuz alttan sızıyor işte. Kobani dolayısıyla çıkan olay o. İyi anlayalım bunu. Türkiye'de son günlerde yaşanan olay bu politikaların ünlü. Bunun arkasında bir de bu Şii-Sünni savaşının arkasında Amerika'da var. Yani şu. İleri gitmeyin diyor ama gene de sünni hareketleri destekle Esad'ı devirelim diyor. İleri gidiyorsunuz diyor zaman zaman gazetelere yans yansıdı görmüşsünüzdür. Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri IŞİD'i destekledi dedi bir sürü Amerikalı. Bu arada e, en son gelen başkan yardımcısı bile sonra özür diler gibi yaptı. O iş Özürüm, özür dilemedi siz. Yani tabi Erdoğan'ın şeyleri onlar. Şimdi... Bütün bunlar şunu gösteriyor, kendi aralarında tam anlaşmamakla beraber emperyalizmin oyunu. Çünkü unutmayın, Suudi Arabistan, Katar, bunlar emperyalizmin en yakın müttefikleri. Türkiye'de NATO ülkesi olarak Amerika'nın yakın müttefiki ve ...Tayyip Erdoğan İsrail'e karşı üç beş laf etti diye de o ilişkiler değişmiyor. Sadece kendi aralarında pazarlık ediyorlar, kim daha iyi bir şey çıkarına kendi çıkarına hizmet edecek diye. Bakın bu olaylara benzer olaylar perdeleri kaldırdık. IŞİD çıktı. IŞİD'in arkasından Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Amerika çıktı. Şimdi Amerika şimdi bombalıyor. Başka. Çünkü dediğim gibi müttefikleri biraz ileri gittiler. Hepsi o. Yoksa Sünni hareketlerin Esad'ı devirmesi Amerika'nın politikasıydı. Başka bir şeyler oluyor. Hiç başınızı çevirip kuzeye baktınız mı? Ukrayna'da faşistler iktidara geldiler. Koalisyon ortağı. Var. Bu Ukrayna bir Avrupa ülkesi. Bu Hitler'den beri ilk defa faşistlerin bir iktidar partisi olması demektir. Baya Nazi simgelerini kullanan bir parti var Ukrayna'da gayet güçlü şu anda arkadaşlar. Faşistler koalisyon ortağı olarak hükümette. Ona karşı başka bir bölgesinde ülkenin işçi sınıfının yoğun olduğu Don havzasında, madenlerin, çelik fabrikalarının ve bir sürü başka fabrikanın olduğu Don havzasında bir direniş var faşizme karşı. Savaş var ülkenin içinde. Rusya işin içine her an karışabilir. Çünkü oradaki doğudaki insanlar çoğu Rusça konuşan insanlar ve faşistlere karşı savunmaya çalışıyorlar kendilerini. Yani yukarıda da bir tuhaflık var. Sınırlar sarsılıyor. Duydunuz değil mi? Kırım ayrıldı Ukrayna'dan. Hani Tatarların yaşadığı bölge şey bir yarım adadır o şey evet yarım adadır Karadeniz'de ayrıldı referandumda çok yüksek oranda oyu kullanarak ayrılıyoruz dedi. Ukrayna'da faşistler var diye. Dolayısıyla bakın orada da ülkeler parçalanıyor. Sadece savaş olmuyor. Ülkeler parçalanıyor. İç savaşlar oluyor. Son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Gene aynı tablonun parçası olarak perdeyi kaldırdık. Ortalık karma karışık Orta doğuda. Kuzeye bakıyoruz orada da karma karışık. Avrupa'ya dön gözümüz. Avrupa. Her zaman bizim halklarımız için daha yoksul halklarımız için şey gibi görünmüştür. Cennet, zengin, işçiler bile zengin filan. Çoğu yalan bunların ama ya biraz daha iyi tabii bizden durumları. Doğru. Biraz daha iyi. Ama biliyor musunuz bilmiyorum. Yunanistan'da ve İspanya'da bugün gençlik işsizliği yani 18-25 yaş arası işsizlik yüzde 60. Arkadaşlar gazetelerde, internette bulursunuz. Yani doğru söyleyip söylemedim. Yüzde 60 ne demektir? Okuldan çıkan 10 gencin 6'sı işsiz kalıyor. Ve bütün araştırmalar gösteriyor ki başlangıçta yeni çalışma hayatına girecek bir insan başlangıçta iş bulamazsa böyle 25 yaşına kadar falan ondan sonra geliri istatistikler gösteriyor. Çok düşük oluyor bütün hayatı boyunca. Dolayısıyla aslında orada insanlar çok zor durumda. Ne oluyor? Maalesef ciddi bir sol işçi hareketi yani. Ciddi bir sınıf partisi faaliyeti zayıf olduğu için, olmadığı için bu sefer faşistler milliyetçilik yaparak yükseliyorlar. Son Avrupa seçimlerinde 25 Mayıs'ta 3 ülkede faşist veya neofaşist denen partiler birinci parti oldu. İngiltere, Fransa bir de Danimarka. İngiltere, Fransa arkadaşlar. Nedir Avrupa'nın büyüklükleri? İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya. İkisinde faşist partiler birinci durumda. Almanya, Hitler deneyimini yaşamış ülke bir neonazi, naziyim diye politika yapan bir partinin temsilcisi ilk defa meclise girdi. Avrupa'da da Avrupa'da da faşizm yükseliyor. Bu tuhaf bir şey arkadaşlar. Hitler'den bu yana faşizm Avrupa'da korku konusuydu. Halk uzak duruyordu, yöneticiler de uzak duruyordu, büyük bela getirdiği için. Demek ki bir şey var. Ne var biliyor musunuz? Dünya çapında kapitalizmin dev bir krizi var. Ekonomik kriz ortalığı mahvetmiş durumda. Demin size söylediğim yüzde 60 işsizlik gençler arasında. Yunanistan'da ve İspanya'da bunun ürünüdür. Bütün Avrupa'da 7-8 yıldır büyüme yok. Doğru duydunuz arkadaşlar. Ekonomi büyümüyor. Yani bugün Avrupa 8 yıl öncesine göre daha yoksul durumda. Birçok ülke yüzde 20-30 daha yoksul durumda. Yunanistan mesela. Kapitalizm yeniden bütün tarihi boyunca olduğu gibi büyük bir krizle karşı karşıya içinde debeleniyor. Avrupa bunun merkezi. Orta Doğu ve Akdeniz bölgesi de fena halde etkileniyor. Ve tabii bütün bunların şeyi bedeli işçi sınıfına ödetilmeye çalışılıyor. Dünyanın durumu budur. Türkiye bunun ortasında oturuyor. Avrupa Kuzeyimizde Ukrayna-Rusya çatışması ve sınırların değişmesi, güneyimizde, Orta Doğu'da bütün o çalkantılar ve birazdan değineceğim Akdeniz kuşağındaki halk hareketleri. Bu durumda kendimize soralım böyle durmakla olur mu? Yarın yangın buraya gelecek başladı işte. Türkiye sarsılıyorsa bundan geziden başlayan sarsıntı gene bundan. Hepsi bununla ilgili dünya durumu bu. Bu yüzden kendi kaderimizi belirlemek üzere harekete geçmemiz lazım. Köşemizde durarak ya bugün benim işime dokunma sağlam görünüyor. Hazır bir iş bulmuşum. Onun için hiçbir şeyi fincancı katırlarını ürketme, ürkütmeyeyim diyerek olmaz. Daha kötüsü de gelebilir. Onun için örgütlü olmamız lazım. Krizin arkadaşlar özet veriyorum şimdi büyük ekonomik kriz 2008'den hatta 2007'den bu yana demek ki 6-7 yıldır dünyayı pençesine almış durumda dedim. 3 tane büyük sonucu var. Hepsini söyledim aslında. Şimdi özetliyorum. 1. faşizm yükseliyor. Bütün krizlerde görülen şey. Bir, nazizmin yükselişi bundan önceki en büyük krizde oldu 30'lu yıllarda. 2. savaş çıkartıyor. Debelenen, sıkışan güçler böyle patlıyor. Faşizm, savaş ve bir de sınıf mücadelesi ve devrinde yükseliş. Bakın, ümit burada işte. İlk ikisi ne kadar ümitsizlik doğuran şeyler. Faşizm. Faşizmin arkadaşlar, şunu iyi anlayalım Faşizm basit bir bas baskı rejimi değildir. Faşizmin en temel özelliği en reformist de olsa sendikasıyla, partisiyle işçi sınıfının örgütlerini dağıtmasıdır. İşçiler özellikle iyi dinleyin. Her türlü işçi örgütünü, ben bugün sendikalı değilim, bana dokunmaz, öyle değil. Türkiye'de sendikal hareket hiç olmasa size de dokunur, sendikalı olmasanız da. Türkiye'de sol hiç olmasa bakın neler oluyor. Şimdiki zayıf halinde bile sol. Dolayısıyla İşçi örgütlerinin ezilmesi faşizmin özelliğidir. Faşizm işçi sınıfının en ölümcül düşmanıdır. İki, savaş. Arkadaşlar savaş gençlerde var aramızda. Savaş ne demektir arkadaşlar? Kim ölmeye gidiyor? Bilerler mi gidiyor ölmeye savaşlarda? Koçun oğlu mu gidiyor? Ülkenin oğlu mu gidiyor? Çalık'ın oğlu mu gidiyor? İster kimi tüsyacı olsun, kimi müsyacı olsun, kimi tuskoncu olsun. Kapitalistlerin oğulları gitmiyor. Sizlerin oğullarınız gidecek savaşa. Aranızda gençler var belki onlar. Dolayısıyla savaş da bizim için bir ikinci vebadır. O zaman Türkiye'de ne yapabiliriz? Bu devrim eğilimleri, bu sınır mücadelesi yükselişi ve sonunda devrime dönüşmesi eğilimini nasıl insanlığın kurtuluşu için bir umut kapısı haline getiririz ona bakmamız lazım. Sınıf mücadele ve devrim yüksel dedim. Size bir sürü aslında yalan yanlış bilgi de verenler var ama ben size sayayım. Eğer tartışma sırasında kafanızda ya bu devrim sayılır mı ya da halk isyanı sayılır mı, halk hareketi, sınıf mücadelesi sayılır mı diye yadırgadığınız bir şey olursa sorun, tartışalım, farklı fikrinizi söyleyin. Bakın arkadaşlar 2011 yılı dünya çapında devrimci hareketlerin yükseldiği bir yıl oldu. Ta 2013'e kadar sürdü. Bir, Tunus'ta ve Mısır'da 30 yıllık diktatörlükler devrildi. Halk ayağa kalktı. Bir tanesinde 28 günde, bir tanesinde 18 günde. 29 ve 18. 18 günde 30 yıllık diktatörü devirdiler. Milyonlarca insan. Arap ülkelerinin değişik, diğer Arap ülkelerinde bazen gerici sonuçları da olan başka ayaklanmalar oldu. Girmiyorum. Onları karıştırmayalım şimdi. Gerekirse tartışırız. Aynı sırada, aynı bahar aylarında, Ocak'ta Mısır'da oluyor, Şubat'ta düştü mübarek. Bahar aylarında Yunanistan ve İspanya'da genç işsizler yaklaşık 3-4 hafta meydanları işgal ettiler. Bizim gezi gibi. İspanya'nın her büyük kentinin meydanları işgal edildi. Yunanistan daha küçük ülke. Atina'nın Sindagma Meydanı, Anayasa Meydanı işgal edildi. Günlerce, haftalarca. Halk hareketi. Ne dedim? Gençliğin kaçtı yüzde? Kaçtı işsizliği? Yüzde altmış. O insanlar çıkıyor işte. O insanlar çıkıyor. Üç. 2013'e geldik. Arada Dünya refahının merkezi neresi arkadaşlar? Amerika değil mi? Amerika'nın merkezi neresi? New York Wall Street. Wall Street'i hepiniz biliyorsunuz. Borsanın yeri. Wall Street'i işgal et hareketi çıktı. Amerika'nın 50 yerine yayıldı. Hani refahın merkezi? 50 yerine yayıldı. Halk hareketleri büyüyor muymuş? Sınıf mücadelesi büyüyor muymuş? Wall Street'i işgal edenler ne dedi? Biz %99'uz. Kime karşıyız? Bankacılara, kapitalistlere karşıyız. Alın size sınıf mücadelesinin bir ifadesi işte. %99 belki abartma. %80 diyelim, %85 diyelim. İşçisi, emekçisi, küçük esnafı, bütün bu, insan, bütün bu insanlar, ev kadınları, elbette gençlik. Bütün bu insanlar bankalar krizi çıkartıyor, siz onlara para veriyorsunuz, bizi sizi bire, bize vermiyorsunuz diyorlar. Ha sınıf mücadelesi. Şimdilik başarıya ulaşamadı. 2013'e geliyoruz. Önce Türkiye'de gezi, 81 ilden arkadaşlar gezi taksimden ibaret saymayın. Katiyen 81 İçişleri Bakanlığı'nın rakamını veriyorum. 81 ilden 80'inde maalesef Bayburt'ta yok. 80'inde gösteri var. 3,5 milyon insan diyor İçişleri Bakanı. Bütün dünyada meşhurdur. Polisin verdiği rakamlar her zaman düşüktür. Düşman görüyor halk hareketlerini güçlü göstermek istemez. O 3,5 diyorsa 7'dir ben size söyleyeyim. Fransa'daki ölçümleri biliyorum çünkü yani. Polis ölçüyor 100.000 bin geldi diyor. Göstericiler 500 bin diyorlar. Diğer gözlemciler 300, falan, 300 bin falan diyorlar. Yani polis azaltır hep meşhurdur. Şimdi 3,5 diyor resmen. Demek ki 5-6 milyon en az. Şimdi bu hareketi hepimiz yaşadık. Hareketin özelliklerini birazdan konuşacağız ama dünya hareketinin ve Akdeniz hareketinin bir parçasıydı. Tam bir sınıf mücadelesi değildi ama onun bir parçasıydı. İsyan duygusunu getiriyor. Başka halklara bakıyoruz. Enternasyonalizm burada da önemli. Bakıyoruz. Yahu kardeşim Mısırlılar nasıl devirdiler? Biz de deviririz duygusu geliyor. Her yerde şey yapsam hiçbir şekilde yaprak kıpırdamıyor gibi olsa o zaman yapılmaz. Belki. Bir yerde bir kıvılcım patladı zaman haklı olmuş böyle yapıyor. Brezilya bizim arkamızdan geldi. Bize şey yaptılar biliyor musunuz? Dediler ki Orada da güya solcu bir hükümet var. Öyle güya solcular var ya dünyada. Öyle bir hükümet var 8 senedir. Aşk bitti dediler Brezilyalı emekçiler. Biz burası Türkiye oldu dediler. Taksim. Belki de. Belki de olabilir. Taksim de diyebilirler. Biz Taksim tahrir olacak diyorduk. Kahire'nin tahrir meydanı çok meşhur biliyorsunuz. Taksim tahrir oldu. Brezilya çıktı. Taksim'e özendi. Onlar da isyan ettiler. 65 şehirde milyonlarca insan tamamen emekçilere özgü sorunlarla sokağa çıktı. Otobüs biletleri iki katına çıkmıştı zammı. Bunu sadece işçi anlar arkadaşlar. Zengin küçük burjuvalar falan anlamaz. Zengin ailelerin çocukları falan anlamaz ne demektir otobüs biletinin manası. Cebinde varoşundan şehir merkezine inecek parası olmayan işçi çocuğu anlar ama. Bunun için isyan ettiler. Birinci nedeni bu. Ve arkasından şunu söylüyorlardı. Brezilya'da biliyorsunuz hepiniz meraklılar çoktur. Bu sene yazın futbol kupası oldu ya. Ondan bir sene önce iki sene sonra da olimpiyat olacak. 2013'te gelen bu şeyler var, faaliyetler var. Oraya para harcıyorsunuz, emekçiye para harcamıyorsunuz dediler. Bütün şey, mücadele bunun üzerineydi. Demek ki emekçi sorun. Yani sınıf mücadelesi. Mısır'da tarihin en büyük kitle gösterisi oldu. 30 milyon insan. 30 milyon insan. 30 Haziran'da. Biz burada hala mücadele ediyorduk. Gezi mücadelesi. 30 milyon insan çıktı. Sonu kötü bitti. Bunların sonu kötü bitti. Bir tek nedeni sadece anlamlıdır. Gerisi hepsi tek tek ülkelere özgü olarak konuşulabilir. Bir işçi sınıfı önderliği yok. Bir siyasi partisi yok bu ülkelerde. Devrimci işçi sınıfının. Bu bir zorunluluktur işçi sınıfının zafere kavuşması için. En büyük işçi hareketleri ve halk hareketleri bile yenilgiye uğrayabilir eğer siyasi önderlik kendisi oluşturamamışsa. Birçok başka faktör konuşabiliriz. Elimizde değiştirebileceğimiz budur. Anlatabiliyor muyum? Birçok objektif faktör var. Son dönemde işte Sovyetler Birliği, Çin hepsi kapitalizme döndü. Demek ki sosyalizm zayıfmış diye moralsizlik olabilir. Şu olabilir, bu olabilir. Ama elimizde değiştirebileceğimiz faktör olarak parti kurum. Ve tabii sendikalarımızı geliştirmek var. Şimdi buradan Türkiye'ye gelirsek, Gezi'yi demin konuştuk. Türkiye'yi aslında bu vahim durumdan çıkaracak muhalefet güçleri açısından ele alacağım arkadaşlar. Türkiye'nin bütün durumunu anlatmayacağım size. Yani ekonomisi şöyle gelişiyor. Siyasi partilerin bir, bir kısmını biliyorsunuz. Bir kısmı da doğrudan bizim konumuzla ilgili. Her şey her şeyle tabii ki ilgili ama... Ben sorunu Türkiye'de bir halk mücadelesine, bir bakıma omuz verebilecek değişik kitlelerin şöyle bir taramasını yaparak ele alacağım. Önce Gezi. Gezi'de bir dinamik olduğu, bir mücadele şeyi olduğu açık. Ee, gücü olduğu açık. Kimdir bunlar? video orta sınıflardır. Sırf Taksime bakarsanız söylersiniz. Taksimde gezi olunca olurken, İstanbul'da Gazi, Sarıgazi, ee, Ok Meydanı ve başka işçi mahallelerde her akşam dışarı çıkıyor. Binlerce insan. Öyle kolay değil. Hatayın armutlusunun insanların hepsi yoksul insanlardır. Şehitlerimize bakın. Ethem sarı Sarısülük işçi, diğerleri hepsi emekçi çocuğu. Bakın düşünün Ali İsmail'in annesini babasını düşünün. Ahmet'in annesini babasını düşünün. Öbürlerinin düşünün. Berkin'in annesini babasını düşünün. Hepsi emekçi çocuğu. Dolayısıyla öyle elinizin tersiyle itilecek bir şey yok orada. Bu gezinin iki ana dinamiği var. Biraz da yardımcı güçler var. İki ana dinamik. Bir tanesi çok söylenen ve işte orta sınıflar demeye de en çok o götürüyor. Bir 90 kuşağı denen bir üniversite öğrencisi uyanışı oldu biraz. Yani çok politika dışıydı üniversite öğrencileri. Bunlar geldiler. Ama ikincisi çok önemli arkadaşlar. Aleviler. Neden? Biraz önce bir şey söyledim size. Üç senedir Türkiye'de sünni mezhepçiliği, fitneciliği yürütülüyor politika olarak. Müdafaa ediyorlar nefislerini Aleviler. Onları aramızda sünni çoktur. Alevileri şöyle anlamak lazım. Eşit ve güvenli yaşamak istiyorlar. Yoksa mezhepçilik yapıyor gibi algılamamak lazım. Onların hiçbir sorunu yok başkalarının diniyle falan. Onların sadece kendi güvenceleri, yaşam güvenceleri çünkü tarihte çok kırılmışlar ve aynı zamanda eşitlikleri önemli. Bunu anlamak lazım. Kendi varlıkları için sadece mücadele ediyorlar. Suriye politikasının yarın buraya yazılacağını hani anlıyorlar çünkü. Onun dışında işçi sınıfının içinden veya ona yakın katmanlar vardı bu iki dinamiğin dışında. Mesela büro çalışanlar. Bazen plaza çalışanları deniyor. Bankalarda, reklam şirketlerinde, pazarlamada şurada, burada ve genel olarak şirket dünyasında alt düzeyde çalışan, üniversite mezunu ama ücret karşılığı çalışan insanlar. Bunlar çok faaldi. İki, Doğrudan doğruya işçi sınıfının bir parçası olan kamu emekçileri. Yani tabandaki hemşiresidir, bilmem okulda çalışan e, hizmetlisidir, e, maliye dairesinde, vergi dairesinde çalışan sıradan memurdur. Bunlar işçi işçi konumunda, proleter konumunda insanlar. Kamu emekçileri çok önemliydi. Ama işte eksiği neydi? Bakın şimdiye kadar saydık. Aramızda da çok kol işçisi, emekçisi var. Kol emek kol işçisi eksikti. İnsan olarak gelmiştir kendi talepleriyle, kendi mücadele biçimleriyle işçi sınıfı o şekilde mücadeleye girmedi. Demek ki gezide henüz olmayan, henüzün altını çiziyorum bir güç işçi sınıfıdır. Evet, işçi sınıfına yakın. Ben bunu çıkarabilir miyim? Dikkat etsin mi şunu? Şey çıkmasın. Arkadaşlar kusura bakmayın. Heyecanlı konuşunca böyle sıcak. Geliyor. Şimdi demek ki işçi sınıfına yakın katmanlar olmakla beraber Gezi'de büyük bir baskı politikasına isyandı arkadaşlar Gezi onu da söyleyelim. Bakın yani sembolik bir takım şeyler var. Biz 1 Mayıs'ta işçi sınıfıyla beraber Taksim'e çıkmak için gidiyoruz ve muazzam bir taarruza şey kalıyoruz. Ne kadar işçi sınıfının tarihi, gelenekleri ve bütün dünyada kutlanan bir şeyi kutlamamız engelleniyor. Ondan önce yıllarca Taksim'de kutlanmış. Hiçbir hiç uğruna üzerimize saldırılıyor. Biz orada Taksim tahrir olacak diye yürüyorduk. Pankartımız öyle diyordu Devrimci İşçi Partisi'nin. Sadece bir ay sonra 31 Mayıs 1 Haziran gecesi patlak veren büyük isyan, halk isyanı bu. Dolayısıyla bu sefer onlar giremedi Taksim'e. Yani çok semboliktir bu. Baskıya karşı çok çeşitli katmanların hep birlikte isyanıdır. Böyle bakmak lazım. Ama işçi sınıfı bir eksik. Kolemekçileri. Tabii ki sanayisi, madeni, ulaştırması, büyük ölçekli hizmetleri yani büyük otelleridir, perakende sektörüdür ve diğerleri. Buradan işçiler birey olarak bir, bir sürü geldi. Ama örgütlü olarak ve kendi talepleriyle gelmediler. İkinci eksik Kürt halkıydı. Şimdi arkadaşlar bu Kürt halkı meselesinde biraz önce daha gen, daha özel konuştuk. Biraz daha genelleştirerek size bir şeyler söylemek istiyorum. Ön yargılı yaklaşmamalıyız. Kürt halkı ezilen bir halktır. Arkadaşlar biz burada kendi dilimizi konuşuyoruz. Aramızda Kürtler de olabilir. Türkler için söylüyorum. Kendi dilimizi konuşuyoruz, kendi türkülerimizi dinliyoruz, kendi çocuklarımıza kendi isimlerimizi veriyoruz. Kendi e, kasabalarımızda kendi, e, Türkçe adlarla yaşayabiliyoruz. Bunların hepsi onlara yasak ve şeydi, e, olanak tanınmamış şeylerdi. Bu hak ve hürriyetler için insanların mücadele etmesini anlamak lazım. Halklar arası eşitliğin sağlanması işçi sınıfının birliğini sağlar. Bizim işçi sınıfımızın çok önemli bir bölümü Kürt arkadaşlar. En zor işlerde de onlar çalışıyorlar. Taşeronlar arasında büyük bölümü Kürttür. İnşaat işçilerinin arasında büyük bölümü Kürttür vesaire. Onları mücadelemizin içine çekebilmek için geçmişte kendilerine reva görülen baskıyı yapmayacağımız güvencesini vereceğiz. Onlar da kendi bildikleri gibi yaşasınlar. Kimse kardeşliğimizi bozmasın. Kardeşlikte böyle sağlanabilir. Bütün mesele budur işçi sınıfı politikası açısından. Enternasyonalizm açısından. Bütün mesele budur. Bunların hepsini tabii ki tartışırız. Buna son dönemde yani bu baskı olduğu için çok kızgın ve kırgın halk. O yüzden de bazen gençler ne yaptıklarını bile bilmiyorlar. Olabilir. Bazen ezilenin böyle tepkileri olabiliyor. İşte Son yapılan şeyleri söylüyorum. Yoksa demokratik haklar için mücadele etmek zaten hakları. Yani Türkiye halkına, Türk halkına sembol gibi görünen bazı şeylere taarruzlar. Bu tür kızgınlıktan, kırgınlıktan oluyor. Provokasyon olmadığı zaman. En sonunda tabi buna Rojava'yı eklemelisiniz. Yani Suriye'nin kuzeyinde kurulan özerk bölgeyi. Burada Kürt halkı ilk defa kendi kendime bir deney yapıyorum diyor. Ve üstelik diğer halklarla birlikte yapıyorum diye çok özel bir titizlik gösteriyor. Süryanisine, Ezidisine, Arabına, Türkmenine hepsini haklar tanıyarak yapıyor. Çok ilerici bir deney yapıyorlar orada arkadaşlar. Bütün emekçileri bir araya getirebilecek bir politika izliyorlar. Daha ötesini yapmaları lazım. Emekçi iktidarı yapmaları lazım. Onu da tartışırız. Ama ilerici, ileriye açılan bir şey. Bunu ille ezeceğim. Ne oluyorsunuz arkadaşlar? Biz el alemin Suriye'sine niye karışıp da orada bile Kürtlerin e, kendi haklarını, savunmalarını ezmek istiyoruz. Türkiye olarak. Biz istemiyoruz tabii. Ama Tayyip Erdoğan'a ne oluyor? Eyvallah demem dedi. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum Rojava ilk kurulduğunda. Şimdi işte eyvallah dememeyi IŞİD'le yapıyor. IŞİD'i kim kışkırtıyor diye sorun. Kim vaktiyle para verdiği elemanlar nereden geçti? Bütün Bosna'dan şeye kadar, Afganistan'a kadar, Tunus'tan Çeçenistan'a kadar, ta Amerikalardan genç Müslüman çocuklar bazısı uyuşturucuyu bırakıp gidiyor IŞİD'e katılıyor. Hayda. Kafa kesmeye gidiyorlar. Nereden geçtiler? Hepsi Türkiye topraklarından. Diyor ki Tayyip Erdoğan, Amerika Başkan Yardımcısı öyle işte IŞİD'i Türkiye desteklediği vaktiyle falan dediği zaman dedi ki, yo dedi bizde sadece dedi, Suriyeliler pasaportla geçerler dedi. Biz de dedik ki, herhalde onlar James Bondlar gibi böyle kravatlı takım elbiseli pasaportla geçiyorlardı savaşçılar. Tırlar da silahları taşıdığı için Suriye'ye o silahları alıp ondan sonra kafaları kesiyorlardı. Ne pasaportu? Antep'in, Urfa'nın ve Hatay'ın halkı biliyor. Her dakika girip çıkıyorlar. Kalbur'a döndü sınır. Yıllardır. Dolayısıyla e, bu işte tamamen Rojava'yı ezmede önemli bir şey. Orta Doğu'da hakimiyet kurmanın Bütün bunların içine işçi sınıfını belirleyici değişken olarak sokmalıyız. Tablo ortada. Türkiye'de gezi halkı diye özetleyeceğim. Başta gençlik Aleviler ve bir dizi ücretli çalışan. işçi sınıfı ve Kürtler. Üç tane ileriye sağlam bir çözüm olarak yürüyebilecek büyük kitle var. Elbette kadınların mücadelesi son derece önemlidir mesela. Gençliğin genel olarak mücadelesi önemlidir. Bunları hiç unutmadan. Şimdi işçi sınıfı olmayınca bunlar birleşmez. Alevilerin mücadelesi sünnilerle mezhep mücadelesi haline gelebilir. Çünkü öbür tarafta kızıyor. Ve kışkırtılıyor devamlı. 2014 seçim şeyinde Cumhurbaşkanlığı yok 2014 30 Mart yerel seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın bütün dili sünniler dışında herkesi aşağılamaya göre. Hatta Cumhurbaşkanı seçimde de yaptı galiba. İkincisi Kürtlerle Türkler arasında eğer ortak bir mücadele içinde daha iyi bir yere açılmak söz konusu olmazsa zaman zaman gerilimler doğuyor. Bu yüzden işçi sınıfının birleştirici politikası ama aynı zamanda ezilenlerin hakkını tanıyan bir politika son derece önemli. Burada arkadaşlar son dönemde büyük mücadeleler verebildiğimizi söyleyemeyiz. Büyük tekel mücadelesi aslında Türkiye emekçilerini çok ciddi şekilde etkiledi. Ankara bir bakıma yani merkezi haline döndü işçi sınıfı mücadelesine gönül veren insanların muazzam bir çekim merkezi oldu Sakarya Meydanı. Bir komün gibi orada kaç gündü? 70 gün müydü? 78 gün Demirci işbaşı tabii ki içindeydi, e, işçiler direndiler. Ama bunun dışında bazı önemli bir iki eyleme daha değinebileceğiz sonra e, çok büyük şeyler yaşanmadı. Şimdi burada deva fabrikasında olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde hakları için işçi sınıfı zaman zaman kahramanca direniyor. ama hep yerel kısmi kalıyor. Bunları birleştirmek, bunları birleştirip bir güç haline getirmek ve buradan yürümeye çalışmak lazım. Bakın işçi sınıfı meselesi Türkiye'nin gündemine çok bir bomba gibi Soma ile birlikte girdi tekrar. Yani tekel büyük bir mücadeleydi ama geçmiş dönemin kalıntısı gibi görülüyordu. Soma ise bugünkü düzenin kurulmuş sistemin kaçınılmaz ürünü olarak çıktı. Birazdan konuş. şimdi onu anlatacağım zaten. İşçi sınıfı düşmanı politikaların doğal sonucu. Ne kader ne sektörün doğasından gelen bir şey. Biliyorsunuz Tayyip oradan, Erdoğan oraya gitti. 19. yüzyıldan örnek veriyor adam. Sonra maden mühendisleri odasının yöneticileri Şırnak'a gittiler gene madenleri incelemeye. Koşullar 18. yüzyıl koşulu çıktı. E Dolayısıyla tabii 18. yüzyıl koşullarla çalışıyorsa insanlar 19. yüzyılda kazalara uğrarlar. Mühim olan 21. yüzyılda ne yapmak gerektiği çok modern olduğunu söyleyen bu hükümet iş işçiye gelince sen geçmişte kalabilirsin. Gönderirse taş devrine kadar gönderecek bizi. Şimdi Soma'nın peşinden Mecidiye köy geldi biliyorsunuz o. Torunlar inşaatta 30. kattan asansör çakıldı. 13 kaç 10 tane işçi öldü. E, bu da yeniden gündemimize geldi aslında arkadaşlar. Her 3 ayda bir bir Soma oluyor. Türkiye'de yılda ortalama 1100, kimi yıl 1300, kimi yıl bin işçi ölüyor. İş cinayetleri. Bunlar sadece sayılabilenler. Çünkü kan parası ödeyerek susturuyor aileler. Başına bela gelmesin mahkemede. Tedbir almadım falan diye parayı ödeyip susturmaya çalışıyor. Türkiye'mizde nasıl işlerin yürüdüğünü hepiniz biliyorsunuz. Şimdi birbirimize anlatmayalım. Yani en küçük işte mahkemede veya poliste veya başka yerde nasıl yürüdüğünü. Dolayısıyla o şekilde kapatılıyor işler. Onun için sayılabileni bile bin yüz. Bu demektir ki işçi sınıfına büyük bir taarruz var. Biz diyorlar bakın şimdi zaman zaman kendi kendinize düşünün. Herkes demiyorum ama aranızda bazıları demiştir ki ya iyi güzel de Tayyip Erdoğan döneminde de iyi büyüdük ya. Hatta bazen yalan söylüyorlar. Üç katına çıktı millet, şeyimiz, milli gelirimiz diyor. o Türk lirası cinsinden enflasyonlu bir büyümeyi sahte bir şekilde bize yutturmaya çalışıyor. Ama bırakın. Biraz büyüdü gerçekten. Şanslı, çok şanslı bir hükümet. Bunları sonra istiyorsanız konuşuruz. Ben ekonomistim, onları da açıklayabilirim size. Ama önemli olan şu, belki de arada takdir etmişsinizdir. Ya ama bu yani iyi diye. O büyüme bu işçilerin ölümü sayesinde oldu. Burada en ucunu gösteriyor. Bütün işçi sınıfı bunu çekiyor. Taşeronuyla, özel sektöründe sendikalaşmamasıyla ve başkasıyla. Onun sayesinde oldu. Aa olsun o zaman büyüme istiyor mu diyorsunuz işçiler olarak? Diyebiliyor musunuz arkadaşlar? Diyemezsiniz. Ürünlerini başkaları topluyor meyvelerini. O büyüme bunun sayesinde oluyor çünkü. İşçi sınıfından insanları da örgütsüzleştirip fakir, fukara, garip, gureba haline getirip ondan sonra kömür veriyor. Halkı öyle seviyor. Ben yaradanı, yaradılanı yaradandan dolayı severim. Garip gurebaysa, fakir fukaraysa seviyor. Örgütlü işçiden nefret ediyor çünkü bunu yapmaya çalışıyor. Hızla. Çoman işçisi ne istedi arkadaşlar? Ya pardon, önce şunu söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan Türkiye'nin politikalarını ve uluslararası politikalarının bütün karmaşıklığında bize yok işte İslamcı mıdır, yok laikliğe karşı mıdır, yok bilmem Ortadoğu'da şunu mu yapmaya çalışıyor, bunu mu yapıyor? İsrail'e acaba gerçekten kafa tutan, e, dik duran bir başbakanımız mı var filan gibi çeşitli tar tartışmaların e, konularını söylüyorum. İnsanlar çeşitli şekillerde düşünüyorlar. Hep böyle konuşuluyor. Arkadaşlar, işçi arkadaşlar, emekçi arkadaşlar, Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Burjuvazi'nin işçi sınıfına taarruz örgütüdür. Türkiye'de Özal'ın neoliberal diye anılan piyasacı politikalarını en iyi uygulamıştır. Çünkü tek başına iktidar olmuştur. O yüzden de sermaye adına bunu başarmıştır. Kanıtını mı istiyorsun? Soma işçisi ne yaptı arkadaşlar? Olay olduktan sonra sokağa çıktı ve mitingler yaptı. Taleplerini sayıyorum. Bir, kamulaştırma. Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi 12 yıllık iktidarında bütün cumhuriyet tarihinin özelleştirmesinin %90'ını yaptı. İşçiler kamulaştırma istiyorlar çünkü ancak öyle korunabilirler. Çünkü özel sektörde hem taşeronlaşma hem de işçi sağlığına hiçbir önem verilmediği için ölümler oluyor. Onun için kabulaştırma istiyorlar. Özelleştirme yapıyor. işçinin aleyhine. İki, taşeron yasaklansın istedi. Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye'deki taşeron işçi sayısı, taşerona çalışan işçi sayısı 285 binden sanıyorum 2 milyona yakın bir yere belki de üstüne çıktı. 10 katına yakın değil, o kadar değil ama 10 katına yaklaşıyor. 3. İşçi sağlığı ve güvenliği. Arkadaşlar işçi sağlığı ve güvenliği şimdi yani tamamen şeye te teslim edilmiş durumda. Patrona teslim edilmiş durumda. Patronun adamı ücretli adamı işçi sağlığını ve iş güvenliğini de şey yapacak. Denetleyecek. ya ekmeğinizi aldığınız adama karşı nasıl? Düşünün ya. İşten atar. Dolayısıyla mühendis susuyor. İdare edelim diyor. Şunu diyorum. Diyor. Yani i̇dare edelim. Bir de dışarıda özel şirketler geliyorlar bakıyorlar. Sonuç görüyor. Tayyip Erdoğan döneminde 12 yılda 12 bin işçi iş cinayetine kurban gitti. Daha da fazla. Ayrıca sayısız insan sakat kaldı. Ayrıca gizlenenleri var bunların. Bu da sivri ucudur. Hepiniz o kadar yaşınız var. Tuzla tersanelerini hatırlayın üst üste, üst üste, üst üste, üst üste işçiler savaşta ölür gibi ölüyorlardı. Kılını kıpırdatmadı. Hiçbir önlem almadı. Şimdi tabii tersane sektörü çöktüğü için yani ölüm yok artık. Nerede kar varsa orada ölüm var. Ne tuhaf değil mi? Büyüme var diye de ölüyorlar. Şimdi dolayısıyla bu hükümete karşı işçi sınıfı mücadele etmelidir. Müttefikleri de mücadelelerde belirmiştir. İşçi sınıfının işin içine girmesi birleştirici ve bir iktidar alternatifi oluşturma açısından gereklidir. O yüzden işçi politikası objektif nesnel nedenlerle gereklidir. Bizim bir hayalimiz, isteğimiz, arzumuz olduğu için değil. Eğer işçi sınıfı girmezse Türkiye giderek savaşa, çatışmaya, iç çatışmaya doğru sürükleniyor. Bu kadar basit. Bakın arkadaşlar diyorum Orta Doğu'daki kargaşa ve kaos ve şey büyük savaş atmosferi kapımızın altından girdi ve son altı gün bütün ortamımızı belirledi. Dolayısıyla bunun devam etmesi Türkiye'nin Suriyeyi en son projeyi biliyorsunuz değil mi? Neyle net pazarlığı yapıyor Tayyip Erdoğan şimdi Amerika ile bana Esad'ı devirme yetkisini verdi. Gidecek Şam'da namaz kılacak. Bunun Orta Doğu çapında nasıl etki yaratacağını, İran'la aramızı ne hale getireceğini, çok çeşitli örgütlerin nasıl cirit atacağını ve Türkiye'nin nereye doğru geleceğini düşünebiliyor musunuz? Gençlerimiz savaşta kırılacak. Kürt sorunu içinden çıkılmaz bir hale ve böyle sarsıntılara yol açacak. Sünni Alevi gerginliği artacak. Bütün bunlara karşı işçilerin en başta iş cinayetlerinde, taşeronun gelişmesinde, ücretlerin düşük kalmasında, iş güvencesinin yani işte sağlam bir şekilde kalma olanağının, güvenmenin ortadan kalkmasında rol oynayan bu hükümete karşı bir mücadele içinde hiçbir şekilde ya geleceğim benim kenarda durursam sağlam olur demeden sendikalarda ve giderek bir partide örgütlenmesi gerekir. Benimce İşçi Partisi genç bir parti ama adım adım Kocaeli'nde, Kocaeli'nin hem İzmit hem Gebze yörelerinde, Bursa'da, Düzce'de, Manisa'da ve yeni Çorlu'nun yanı sıra sayıyorum elbette, yeni bir dizi başka işçi havzasında çünkü işçi sınıfını örgütlemek için mücadele ettiğinden dolayı adım adım örgütlenmektedir. Son bir buçuk yılın ataklarını söylüyorum size. O kadar yoğun şekilde gidiyor. Bu bakımdan sizlerle beraber inşa etmek bizim isteğimiz. Bu tabii sizin bir kısım arkadaşımız. Zaten angaje olabilir ama diğer arkadaşlarımıza hitap ediyorum. Sizin tabii kendi kararınızdır. Ama bu politikayı izlemek bir işçi sınıfı partisini, bütün burjuva partilerini, bütün düzen partilerine karşı Marx'ın söylediği gibi ayrı bir sınıf olarak sınıfı örgütlemek son derece önemlidir. İşçi sınıfı politikası gütmezsek Türkiye'nin sonunda bir gericilik tablosu görünüyor. Buna karşı hep birlikte ayağa kalkıp mücadele etmeliyiz arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim size. <laughs>